Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizler birlikte Nvidia Quadro K5200'ün GTA 5 performansına bakacağız. Evet Recep, bu aslında profesyonel bir ekran kartı. Evet, asıl amacı oyun oynamak değil. Asıl amacı grafik tasarım yapmak, bu grafikleri ekrana getirebilmek, bunları çizmek, modellemek, bu tür profesyonel amaçlara yönelik bir ekran kartı. Ama bununla birlikte bir profesyonel iş günü sona erdikten sonra oyun oynayabilir mi? Oynarsa nasıl bir performans alır? Gerçekten bilgisayarlar günümüzde ne sadece oyun ne sadece iş için kullanılıyor. Bu bağlamda Quadro kullanan biri GTA 5'i nasıl oynar? Evet Ali, daha önce Far Cry 4 oynamıştık Quadro K5200'de ve gayet memnun kalmıştık. Bakalım GTA 5'te nasıl bir performans verecek? İsterseniz ilk olarak sistem özelliklerimize bir göz atalım. Öncelikle işletim sistemimizin Windows 8.1 olduğunu belirtelim. Evet, x89 Yonga setli bir sistem üzerinde Intel işlemciyle test yapıyoruz. Evet, işlemcimiz de Core i7-5960X. 16 GB DDR4 bellek, quad channel olarak bağlı. Sistemimiz son derece güçlü bir sistem. Bakalım bunda nasıl bir performans verecek bize. GTA 5'in Quadro K5200 için seçtiği ayarlara bakalım. Evet, şimdi temiz kurulumda sizin de karşınıza varsayılan ayarlar sisteminize göre çıkacak. Tabi biz burada refresh rate'imizi bir düzelteceğiz. Evet, monitörümüzün tazeleme hızına göre ayarlayalım. Bir de VSync'i kapatalım. Bu da FPS'yi sabit demek değil, FPS'yi dalgalı haliyle görmek ve sağlıklı değerlendirme yapabilmek için yapmamız gereken değişikliklerden bir tanesi. Evet, VSync açık olduğu zaman FPS monitörünüzün tazeleme hızına sabitleniyor. Population Density, Variety, Distinct Scaling gibi ayarların açık olmasının yanı sıra Texture Quality, Shader Quality ve Reflection Quality gibi değerlerin en yüksek ayarlar olan Very High'da olması dikkat çekiyor. Kesinlikle Ali. Parçacık kalitesi gerçekten yüksek, Postfix yüksek, yumuşak gölgeler var. Motion Blur Strength pek çok ekran kartında güçlü olsa da kapalı sevgili izleyiciler. Anisotropic Filtering 16X'te, Tessellation High'da, yani bunlar çok yüksek ayarlar aslında. Kesinlikle Ali, bir uygulayalım istersen. Apply Changes ve Benchmark'a bakalım. 80 FPS'nin üzerine başladık. Güzel bir başlangıç Recep. Yüksek ayarlarda yüksek FPS ile başlamak insanın moraline ek puan veriyor. Kesinlikle. Özellikle de çözünürlük 1080p ise. Aynen öyle. Zira bu pahalı bir ekran kartı, yüksek fiyatlı bir ekran kartı. Tamam ama bu iş amaçlı bir ekran kartı. Evet. Temel olarak tasarım amacı yani oyun oynatmak değil sevgili izleyiciler. Ama merak edilen konulardan bir tanesi Quadro ekran kartımla oyun oynayabilir miyim? Aynen öyle. Şimdi bu sorunun cevabını karşımıza açık ve net görüyoruz. Zaten daha önce Far Cry 4'te de test etmiştik. Far Cry 4'te de gayet güzel bir oyun performansı bize sunmuştu. GTA 5'te de bunu sunmaya devam etmesi çok hoş. Bakalım değişik sahnelerde performansın nereye kadar gidebiliyor? Evet. Bir gün gece döngüsü var burada. Yağmur, hava efektleri, su. Yani yağmur çamur demeden akıcı bir FPS alıyoruz Ali. Aynen öyle. Su, hava, toprak, tahta hepsi gayet güzel bir şekilde çiziliyor. Keza şuradaki ahşap güvertenin bile dokusu ayarları açtığınız zaman beliriyor sevgili izleyiciler. Evet. Anadolu rock yapmak için yeterli elementler var elimizde Ali. Aynen öyle. Efil, Anadolu, rüzgar, neydi? Başkan ırmak abi. Irmak. Hah, çağıl, ırmak mesela. Bak ırmak da var. Irmak da var, su da var. Doğa efektleri çok güzel sevgili izleyiciler gerçekten. GTA 5'te yani bu oyunun motoruyla başka oyunlar da yapılsa mutlu mesut oluruz bu grafiklerle. Evet. Ben tahmin ediyorum modurlar GTA 4'ü, GTA San Andreas'ı GTA 5'e taşırlar. Yani buradan gerçekten çok daha içerik gelecek GTA 5'le ilgili. Tabii yani özgün içerikler de yapılabilir. Burada gördüğümüz FPS değerleri de gayet güzel. GTA 5 PC'ye daha optimize çıktı. GTA 4 gibi buglarla dolu, bir daha dolusu, bir kova dolusu program hatası olarak sunulmadı bize. Evet. Bu güzel oldu. Hala GTA 4 problemleriyle uğraşan kullanıcılar var. Evet, bayağı bir optimize geldi GTA 5. Bu açıdan şanslıyız. Quadro K5200'de eskiden genellikle şey denilirdi, hani iş ekran kartı ayrı, oyun ekran kartı ayrı. Evet doğru ama sadece tek bir ekran kartı kullanan bir sistemde mola verdiğinizde, dinlendiğinizde ya da aynı bilgisayarı birden fazla kişi farklı amaçlarla kullanacaksa ne kadar güzel oyun oynayabileceğini görüyoruz. Evet. Bir de Hollywood'a inelim. Hollywood'da ünlülerin yıldızları var. Her bir ünlünün yıldızı var. Biz de yıldızlara ulaşmak, ünlü olmak istiyoruz ama kanun dışı bir yol seçmiş bu oyundaki karakterler. Birazdan göreceğiz olanları. Polis birazdan enselerinde olur arkadaşların, geldi bile. Evet, çatışma başladı. Önümüzde her seferinde farklı araçlar oluyor. Burada bir polis arası daha pusuda bekliyormuş Ali. Oo. Bir arkadaş uçtu. O uçuş iyiymiş de değil mi oradaki? Evet Ali. Çömelmiş pozisyonda uçan bir polis gördü. Evet.
Bugün polis sayısı biraz fazla. Aynen öyle, değişiyor testten teste. Ama testin finali değişmiyor. Suç iyi bitmez şeklinde mesajıyla. Kesinlikle. Crime doesn't pay. Görüyoruz. Los Santos sokaklarındaki performansa da bakalım. Evet Recep, gayet güzel, gayet hızlı bir çıkış yaptık. Bakalım bu suç dünyasında da bu hızlı çıkış sürdürebilecek miyiz 80 FPS'nin üzerinden? Suç dünyasında sürdürmek pek iyi bir fikir değil Ali. Çünkü polisler belli bir yıldız sayısını açtıktan sonra biliyorsun, ha burada bir kedicik varmış. Ya çok güzel, oyunun grafikleri gerçekten harika. Animasyonların yumuşaklığına bakar mısın? Kedinin kuyruğu evet, tıngır tıngır sallanıyor. Evet, şurada evet, ben arabaya doğru giderken kediye takıldım. Sakın kaputa girme kedicik. Çünkü birazdan gideceğiz. Evet, o yana devam ediyor. Biliyorsun sıcak motor gördükleri zaman girmek gibi huyları var. Evet. Siz de aracınıza binmeden lütfen kontrol edin sevgili izleyiciler. Sosyal mesajımızı da verelim. Önemli ama yani. Kesinlikle. Ben altına kenarına köşesine mutlaka bakarım, baktırırım. FPS'imize dönersek bir ara 74-75'i gördük ama. Tabii şimdi bu kadar hassas söyledikten sonra GTA 5'te yapmadık şey. Evet. Maalesef sevgili izleyiciler. Oyunun doğası bu. Ben Souls'taki değerlerden bahsedeyim bu arada size. GPU sıcaklığı şu an 61 derece. GPU kullanımı %97. Fan hızı %36. Fan 1400 devirde çalışıyor ekran kartımızın fanı. 876 MHz ekran kartımızın çekirdek frekansı. Kartımızın 2.6 GB belleği kullanılmakta. Ekran kartının GDDR belleği. Ve FPS'miz de 75-80 civarında değişmekte. Evet, Quadro'nun 8 GB kadar belleği var sevgili izleyiciler. Bu yüksek belleğin sebebi iş uygulamalarında, özellikle yüksek doku kaplamalarıyla uğraşırken, modelleme yaparken bellek sorunu yaşamamak. Ama tabii ki bizim oyunlarda, bütün oyunlarda çok yüksek bellek gereksinimi değil, güçlü GPU'lara ihtiyacımız var. Biz de her ekran kartı incelememizde ve testimizde aşağı yukarı bu performansı size göstermek için değişik ayarlar ve testler yapıyoruz. Evet Ali, FPS gayet iyi. İstersen 60 FPS'ye inmek babında biraz yükseltebiliriz ayarları. Bakalım Recep, zaten ayarlar o kadar yüksek ki neleri yükselteceğiz. Tabi Advanced Graphics'e girmiyoruz. Onlar fazlasıyla çoklu ekran kartı konfigürasyonlarında zorlayacak olan özellikler. Onu söyleyelim. Evet. Shadow Quality'yi arttırmak zaten başlı başına yük bindiriyor. Kesinlikle. Daha da istersen Reflection MSA ya da Water Quality'yi yükseltebiliriz. Evet. Mesela Water Quality'yi yükselttik, Shadow Quality'yi yükselttik. Gas Quality'yi de yükseltelim istersen Ali. Çimenlerde daha yeşil olsun. Komşunun çimenleri daha yeşil artık. Evet. Bu tabii oyunu yeniden başlatmamızı gerektirebilir. Bir bakalım istersen. Evet. Oyunu bir yeniden başlatalım. Ayarları yükselttik. Bakalım. Yeniden yüksek FPS alıyoruz acaba. Bu ayarlar uygulanmış mı diye bir bakacağım. Evet Ali. Bir de biz bu ayarları değiştirdiğimiz zaman her seferinde restart etmiyorduk. Etmemiz de gerekmiyordu GTA 5'te. Ama grass quality'yi değiştirmemiştik sanırım. Evet. Özellikle doku içeren bir ayarı yükselttiğimiz zaman oyunu yeniden başlatmak gerekiyor. Çünkü farklı dokular yükleniyor. Şu an very high, very high, gördüğünüz üzere very high sevgili izleyiciler. Yani kalan bazı ayarları da yükselttik. Ona rağmen hala 80 FPS, 90 FPS dolaşıyoruz. Evet. Bir araca bineyim bakayım. Belki birazdan sahne değişince biraz daha aşağıya iner. Biraz etrafta gezinelim, mahallemizde biraz dolaşalım bakalım. Aynı köşede araba duruyor mu çok merak ediyorum hocam. Ben pek sanmıyorum Ali. Gerçekten durmuyor. Yani. Güzel bir nokta. Şu karşıdaki beyaz araba güzel görünüyor. Bir saniye taksi kardeş. Bir kısa devre işimiz var. Şöyle bir kısa bir işim var. Araba radyoları niye varsayılan olarak açık geliyor onu anlayabilmiş değilim Recep. Ki arabaya binince radyo mu çalmaya başlıyor? Yani GTA'nın en büyük olaylarından bir tanesi radyo. Doğru. Bu yadsınamaz bir gerçek Ali. Valla FPS hala çok yüksek Recep. Biraz evet, daha düşürmemiz lazım. Bence de bir iki ayar daha açalım Ali. Görüntü zaten gayet güzel. Reflection MSA'yı açabiliriz. Evet. İstersen açalım. Softer'ı da bir üst kademeye çekelim Ali. Softest yapalım istersen. PostFX'i Ultra'ya alabiliriz. Evet. Bence bunu uygulayalım istersen. Bakalım. Biraz fazla mı zorladık? Yoksa... Oyunu yeniden başlatma gerektirmiyor. Evet. Biraz düşürmeyi başardık. Biraz düşürmeyi başardık gerçekten. Daha iyi grafiklerle birlikte 65 FPS civarında oynuyoruz şu anda. Hala 60 FPS'nin üzerindeyiz ama 59.6'yı gördük. Evet. O noktada 60 FPS hedefimize ulaştığımızı anladık. Güzel, hızlı, biraz daha geniş bir alanlara doğru şöyle gidelim bakalım. Kamera değiştiği zaman ne oluyor? Genelde kötü bir şey olmuyor. Biz tellere çarptık, insanlar düştü. O fizik de biraz ilginçmiş hocam. Evet Ali.
Korktu arkadaşlar. Kaçıyorlar bazıları. Bu direkleri falan geçemiyoruz mesela. Bazı direkler diğerlerinden daha sert. Panik atak var sanırım bazen öyle. Tel falan düşüyor. Fizikler oyunda gerçekten zengin. Oyunun grafikleri yükselttiğiniz yere kadar gidiyor sevgili izleyiciler. Gerçekten daha açılabilecek, yükseltilebilecek pek çok ayar var ama pek çok ayarda da gerçekten son seviyeye ulaştı. Evet, şunu görüyoruz ki Quadro K5200 ile de GTA 5 akıcı bir şekilde yüksek ayarlarda rahatlıkla oynanabiliyormuş. Bir testin daha sonuna geldik. Bir başka testte görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.